Selamlar. Kriz biraz moral bozucu bir iş. Koronavirüs başladığından beri pek çok insan işleri yavaşladı. Kapanan iş yerleri var. Hayata geri dönüp dönmeyeceğine emin olmadığımız işler var. Yani gayet aslında can sıkıcı bir ortam. Ama bir yandan da biliyor musunuz, iş kurmak için de inanılmaz fırsatların olduğu bir dönem. Neden? Bugün bunu biraz anlatacağım. Aranızda iş kurma niyeti olan, hayalleri olan varsa belki bir kulak verebilir. Çünkü ben ciddi fırsatlar olduğunu düşünüyorum. Bir kere önce şunu söyleyeyim, iş kurmak hiç zaman kolay bir iş değil. Girişimci olmayı da herkese tavsiye etmiyorum. Hakikaten zor bir mesele. Hele ülkemizde de dünyada da bu kadar acayip gelişmelerin yaşandığı bu dönemde girişimci olun demek hakikaten çok da iyi bir öneri olmayabilirdi. Ama iş kurmaya niyetiniz varsa o zaman harika bir dönemdeyiz. Neden? 1. Bu tip yoğun değişim dönemleri yeni müşteri ihtiyaçları ortaya çıkartırlar. Okay, birinci konu bu. Şu anda bile görüyoruz ki kriz öncesine göre bazı işler çok daha popülerler. Mesela online eğitim vermek çok daha popüler. Mesela hijyen hizmetleri çok daha popüler. Mesela eve dağıtım çok daha popüler. Eminim kriz yerine oturdukça, bir önceki videomda da bahsettim, kriz sonrası döneme gittikçe de yeni bir takım iş fırsatları da ortaya çıkıyor olacak. Çünkü bu tip dönemler yeni müşteri ihtiyaçlarını doğuruyorlar. O yüzden birincisi bu güzel. Demek ki şu anda piyasa tarafından iyi görülmemiş, iyi çözülmemiş bir sürü müşteri problemi var. Biz bunlara yönelik iyi fikirler geliştiriyor olabiliriz. Fikirler ne olur? Bakın o bu videonun konusunu aşar. Ama bir sürü bence fırsat var. Birinci mesele bu. İkinci mesele, tahminime göre kriz bittiğine maliyetler çok düşmüş olacak. Bir sürü ofis boşa çıkacak, bir sürü dükkan boşa çıkacak. İş gücünün, ne yazık ki dünyada da böyle bir şey yaşanıyor, büyük bir işsizlik geliyor. İş gücünü daha ucuza istihdam etme fırsatları çıkıyor olacak. Tabii bu hani sosyal açıdan bakınca hoş bir şey değil ama bir girişimciyseniz iyi bir fırsat. Yani her zamankinden daha düşük maliyetlerle bir işi kurmanın unsurlarını bir araya getirme şansınız var. Bu bence muhteşem bir fırsat. Kiralar daha ucuz olacak. Eğer biraz nakit paranız varsa tedarikçiler size hizmet vermek için daha çok yarışıyor olacaklar. En kaliteli insanlar da size çalışmak için daha hevesli oluyor olacaklar. Üçüncüsü, zaten belki de başka çareniz yok. Yani şimdi tedirginlik vermek istemiyorum ama pek çoğunuz bu kriz bittiğinde eski çalıştığınız işleri bulamayabilirsiniz. Niye? Çünkü şirketler size olmadan da iş yapabileceklerini gördüler dijital platformlarla vesaire. Belki şirketiniz işleri zaten çok olumsuz etkilendi. Hali yok sizi tekrar istihdam etmeye. Belki de şirketiniz de yeni bir alana doğru yönlenmeye çalışıyor gördüklerinden dolayı ve sizin becerileriniz oraya uygun değil. O yüzden belki de bu bir fırsat bizim için. Yani çünkü bazen çaresiz kalmak iyi bir fırsat oluşturuyor oluyor. Dördüncüsü, insanlar değişime daha açıklar şu anda. Yani benim yıllardır hizmet verdiğim müşterilerime ikna edemediğim bir sürü konuyu bu aralar daha rahat ikna ediyorum. Online pekala mentorluk yapılabileceğine ikna olmuş durumdalar. İnternetten eğitimlerinin kalitesinin normalden daha iyi olacağını düşünüyorlar. Yani eğer siz doğru şeyleri tasarlarsanız insanlar şu anda değişim fırsatlarına daha da açıklar. Ve sonuncusu da zaman var, zaman. Yani şu ana kadar işte çok duyduğum bir şeydir beyaz yakalılardan. İşte hocam günlük iş öyle bir koşturma var ki vakit yok ki yeni şeyler düşüneyim, hayal kurayım falan. Vakit var şimdi. Yani bazımız yine gayet yoğun çalışıyoruz. Ben onlardan bir tanesiyim. Yani normal günlerden çok da farklı olmayan daha yoğun bir mesaim var ama yol yok. Gereksiz toplantılar yok. Gereksiz uzun öğlen yemekleri vakit kayıpları yok. Yani evden çalışmanın getirdiği ciddi bir zaman kazanımı var. Bu da yeni şeyler düşünmemizi, yeni hayaller kurmamızı pekala sağlayabilir. O yüzden bence güzel bir dönem. Son faktör de krediler. Yani şimdi açıkçası ben çıkıp piyasadan kredi almaya çalışmadığım için bankaların krediye yaklaşımı nasıl bilmiyorum ama para bollaşıyor. Yani her yerde para basılıyor. Daha evvel videolarda bahsettim. Dolar basılıyor, TL basılıyor. O yüzden faizler aşağıya doğru gidiyor. Para bulmanın da belki en azından kredi olarak bakarsak daha kolay olacağı bir döneme giriyor olabiliriz. Ve yedinci faktör, ailenizi ikna etmeniz de daha kolay olabilir. Yani bir iş kuracaksanız, evliyseniz mutlaka eşinizin de buna ikna olması, tamamen katılması lazım size. Çünkü çok zor bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Zor yolculukta eşinizin destek olması önemli. Bugünler onunla bolca konuşabileceğiniz, hayallerinizi paylaşabileceğiniz, birlikte hayal kurabileceğiniz, onu bir iş kurma fikrine ikna edebileceğiniz, sadece ikna etmek de değil belki yoğun destek
vermesini de sağlayabileceğiniz bir dönem. Böyle bakınca da bu da bir fırsat. Valla tekrar toparlayayım. İş kurun demiyorum ama kurmayı düşünüyorsanız iyi bir dönem olduğunu düşünüyorum.